on the dark side of me. Love remains a drug that the high not to peel. Did you know when it snow, eyes become large and light that you shine can be seen. Baby, I compare you to a kiss from a rose on a tree. The more I get of you, the stranger it feels, yeah. Now that your rose is in bloom, a light is the gloom on the grave. La 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 la. Much he can say, you remain my power, my pleasure, my pain, baby. To me, you're like a going addiction that I can't deny. Won't you tell me, is that healthy, babe? Did you know when it snow, eyes become a large and light that you shine can be seen. Baby, I compare you to a kiss from a rose on a grave. The more I get of you, the stranger it feels, yeah. Now that your rose is in bloom, a light is the gloom on the grave. La 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 la. So much him I can tell you, so much he can say. You remain a power, my pleasure, my pain. To me, you're like a going addiction that I can't deny. Won't you tell me, is that healthy, babe? Did you know when it snow, my eyes become large and light that you shine can be seen. Baby, I compare you to a kiss from a rose on a grave. The more I get of you, the stranger it feels, yeah. Now that your rose is in bloom, a light is the gloom on the grave. La 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 la. Now that your rose is in bloom, a light is the gloom on the grave. Merhaba sevgili seyirciler. Ben Utku Yerebakan. Ben de Gizem Yerebakan. Bugün yine hayatın yoğunluğuna, koşuşturmacasına 45 dakika müzikle, sohbetle ve sanatla ara veriyoruz. Bugün yine çok değerli bir konuğumuz var. Ülkemizin sevilen tiyatrocularından Asu Demircioğlu bizlerle beraber. Hoş geldin, nasılsın? Merhaba, hoş bulduk. Teşekkür ederim, iyiyim. Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz, teşekkür ederiz. Ayrıca tekrardan teşekkür ediyorum ki bu yoğun programının içinde bizim davetimizi kabul edip bugün buradasın. Ben de dedim ki böyle 45 dakika ara bana da çok iyi gelecek. Sizler de özellikle. Çünkü daha önce de Aytunç arkadaşım programımıza katılmıştı. Evet. Ve böyle hep böyle çok eğlenceli, çok güler yüzlü, neşeli geçtiğinden bahsetmişti. Çok teşekkür ederim. Ben de konuk oldum, konu çağırdınız. Teşekkür ederim. Ben de ara vermek ve sizlerle birlikte olmayı istiyordum gerçekten. Çok teşekkür ediyorum. Aytunç'a da buradan selamlar, sevgiler, selamlar. Evet, sevgiler. Bizi yolluyoruz.
Evet, böyle en başa gidersek eğer, Asu Demircioğlu tiyatroyla nasıl tanıştı diye onu sormak istiyorum. Aslında çok güzel bir hikayesi var. Evet, çok sıkıcı biraz... bir soru aslında değil mi? Değil ama. Kısacık oradan başlayalım en azından. Bak, kısacık mı bilmiyorum. O konuda söz veremezsiniz. Evet. Çünkü 45 dakika bitebilir bu soruyla yani. Evet, çok güzel bir hikayesi var. Öyle mi? Ben hiç girmeyeyim söze. Senden tatlı tatlı dinleyelim onun hikayesini. Evet, ben küçükken... yatağımın yanında duran böyle şöyle kocaman, şunun gibi diyeyim artık şuradan şuraya, kocaman bir kütüphanemiz vardı. Ve kütüphanenin tam yattığım yere denk gelen tiyatro kitapları vardı, oyunlar vardı. Ben hep böyle bakardım, karıştırırdım, nedir bunlar, ne değil. O güne kadar da böyle yani kendimi bilene kadar da öyle tiyatronun öyle adı falan çok geçmezdi evimizde açıkçası. Böyle sanki hiç tiyatroyla tanışıklığımız yokmuş gibi bir hava vardı evimizde. Ne zaman ki böyle bazı şeyleri anlamaya başladım, işte okumaya başladım, işte okuyordum oyunları. Bir süre sonra şeyi fark ettim. Herhalde tabii o yaşlarda bunu fark etmem benim için mucizevi bir şeydi. Çünkü çok küçüğüm. Evet. Şeyi fark ettim yani annem babam mesela tiyatroda tanışmış. Allah Allah. Tamam amcam tiyatro. Bir süre sonra bakıyorum amcamın adı ve babamın adı ilk sahnenin kuruluşunda geçiyormuş. Evet. Hadi bakalım dedim. Hadi Asu toparla aslında bu hayatın. Yoğun bir tiyatro var. Evet, çok yoğun bir tiyatro geçmişi var aslında. Ama çocuğa yansıtılmamış. Yansıtılmamış zaten. Çünkü orada kalmış bir tiyatro geçmişi var. Yani bir yere gitmemiş, ilerlememiş bazı sorunlardan dolayı ve neredeyse yokmuş gibi davranılan bir tiyatro geçmişi var. Çok sözünü balla keseyim. O ilk sahne dediğimiz aslında şu anki devlet tiyatrosunun ilk kuruluşu diyelim. Evet. Hani bilmeyen seyircilerimize de bu dipnotu vermiş olalım. İlk sahne şu anda Devlet Tiyatrosu. Evet. Devlet Tiyatrosu'na dönüşmüş yani. Evet. Bu orası açıldıktan sonra. Onun ilk adımı ilk sahne olarak amcamlar, Üner Ulut'u ve birçok başka arkadaşlarıyla birlikte ilk sahne kuruluyor. Babamın çok emeği var, amcamın çok emeği var. Geçmişte dernekten kalma emekleri var. Evet. Tiyatroyla ilgili bağlantıları var ve bir sürü oyun var evde. Evet. Ben meğer o oyunları okuyorum. Okuduklarım mesela, okumaya başladıklarım tiyatro oyunuymuş. Evet. Tabii bunları çocuk şeyiyle çözüyorsun. Ondan sonra şey diyorsun, tamam niye biz şimdi tiyatroya gitmiyoruz? Niye bizim tiyatroyla ilgimiz yok? Oyun yok mu? Başladım didiklemeye herhalde diye düşünüyorum şey olarak. Yani nedenlerini sorgulamaya. Evet. Bir süre sonra baktım ki lisedeyim. Ama o zamana kadar dediğim gibi yani böyle şey geçti. Yani tiyatro bizim hayatımızda yok ama var. Var. Yani kitapla, kitap olarak var, geçmiş olarak var ama aktif olarak hiçbir şekilde yok. Seyirci olarak da yok yani. Evet. Yani seyirci, aile farklı işlere yönelmiş ve tiyatroyu bırakmış. Bazı sorunlardan dolayı tiyatrodaki durumlardan soğumuş. Mesela annem babam, annem orada çalışıyormuş fakat bir şekilde huzursuzluklardan dolayı başka bir işe girdi, işte bırakıldı. Evet, amcamla amcam babam koptu. Konuşulmuyor bile evde. Böyle bir dokunulmazlığı var yani tiyatronun. Liseye geldim. Lisede şey dediler. Tiyatro kolu olacak. O zaman da bir yarışma düzenlenmişti. Dedim böyle herkesten böyle haberse tiyatro koluna yazıldım. Çarşamba günleriydi sanıyorum o dönemde. Tiyatro kolunda işte yarışma yapılacak denildi. İşte oynuyoruz oyunları, seçmelere katıldım. Orada seçildim. Oyun oynadık. Üçüncü de gelmiştik. Çok iyi hatırlıyorum o zaman. Ve bu bana böyle bir şey verdi. Yani izleyici bile değilim. Ama tiyatro deyince bir kalp atışı var. Evet. Yani bilmiyorum artık kan mı derler ne derler ama yani çünkü gerçekten izlemeye bile gitmiyorduk yani. Bir süre sonra lise 2, lise 3'te derneklerde başladım. Bu sefer o kadar çok tiyatro oynan tiyatro kollarında çalışmaya dediğim oynamaya veya aktif olmaya başladım ki bu sefer dersler kalınca hadi dediler olmaz ne yapıyorsun yani. Evet. Sanki anlamış gibi uzaklaştırmak istedi ailem beni. Bunlar tabii sır böyle biraz kafada. tabii aslında bunu anlamak zor değil. Şimdi izleyen izleyicilerimiz de hani şu anda eminim şunu düşünmüştür. Tabii şimdi eskiden tiyatrodan kimse ekmek kazanamazdı. Sanattan evet, yani ülkemizde sanat para kazandırmayan bir şey.
O yüzden de şimdi aile olarak baktığında benim çocuğum da mı bu yolda gidip de üzüntü yaşasın yani? Bir de kötü hatıralar, bir burukluk da var. Kötü hatıralar daha ağır eskisi. Evet. Ondan dolayı yani, tabii ki. Ne olacaksın? İşte öğretmenlik dururken. Evet. İşte garanti meslekler var. Tabii Doğu Akdeniz'de burada açıldı. İşte git Türkiye'ye de gitme istersen. Yani buradaki okullarda oku. Hmm. Şu olsun, bu olsun şeklinde. Ama durmamışım. Gizli gizli Yaşar abinin devlet tiyatrosuyla belediye tiyatrosunun ortak kursları vardı o dönemde açtığı. Ve orada konservatuara hazırlık başlığında bir ilan gördüm. Hiç unutmuyorum. O gün dershanem vardı. Dershaneye gitmiyorum. Kaçıyorum. Bu kurslara katılıyorum. ve orada bir 10 günlük, 2 haftalık bir şeyden sonra eleme oluyor. Orada seçiliyorum. Tabii bunu annemler duyunca, bu arada şeyi de söyleyeyim. İlk gittiğimde adımı nasıl söyleyeceğim? Mesela soyadımı evet, söylemiyorum. Belki dedim de. Tanırlar. Evet. Çünkü biliyorum tanıdıklarını evet. Artık. İşte adınız Asu. Soyadı söylemiyor. Yok. Yok, çünkü soyadı haber yok uçacak. Yani. Haber uçacak. Haber uçabilir. Evet. Ha, senin kız buradaymış falan diye. Soyadın lazım, kaydedecekler falan evet, diye. Evet. Bir şekilde tabii verdik. Sonra biz birkaç kez daha kaçtık. Şey ettim böyle gizli gizli evet. Katıldım eğitimlere. Seçildikten sonra başka şans yok. Konservatuar hazırlık yolunda ilerliyorum. Evet, evet. Deniz Atla sağ olsun çok yardımcı oldu. Konservatuar, evet Deniz Çakır. Konservatuara hazırlık için Osman abi. Evet. İkisi de hatta Osman abi o dönemlerde belinde sorun vardı. Çok hasta bir şekilde tahtaların üzerinde yatıyordu. Ve ben orada elimde teks o ağrılı bir halde beni çalıştırıyordu. Çok kıymetli. Evet çok kıymetli. Gerçekten evet teşekkürlerimizi, sevgilerimizi ona da buradan sunalım. Ve Deniz abla beni çalıştırdı Osman abiyle birlikte. Tabii ne olacak? Annem istemiyor. Çünkü diyor ki işte biz bu işte çok şey yaşadık. Sorun yani sıkıntı. Çok sorunlarını biliyoruz. Senin karnın hayatının... doymayacak diyor yani. Yani diyor ki karnın yani bak şimdi seçebilirsin heyecana geldin ama ileride çok büyük zorluklarını yaşayacaksın. Evet. Evet her aşamada. Evet. Vallahi yanıldığımı bilmiyorum o konuya girmeyeyim. Oraya ama şöyle bir şey var. Şimdi, biz hep bunu konuşuyoruz. Yani beklentiler önemli. Hayattan aldığın zevk ve doygunluk evet. Senin beklentilerinin yüksekliğiyle alakalı. Yani çok büyük hevesler, çok büyük paralar yoksa evet. Azla da yetinmeyi biliyorsan mutlu yaşayabilirsin aslında. Evet. Olay bu ve ben şunu görüyorum. Yani kendini ait hissettiği, işe duyduğu tutkuyla yaşayan bir genç var. Ve içten gelen eskiden. Bir şey bu. Yani hani ya ben bu işi yapmamalıyım. Belini yönlendirmesi de değil yok, yani bu. Yok tam tabii böyle tamamen tırnaklarıyla içten, kaza bulmuşum. Çok kıymetli bu. Ama o yolculuk daha zevkli değil mi işte? Evet. O kazma, çok, bir yerlere geldiğin zaman o duygun has. Şimdi dönüp baktığımda özellikle böyle umutsuzluğa düştüğüm dönemlerde, böyle kendimi böyle çıkmazda hissettiğim dönemlerde... O dönemlere geri döndüm de diyorum ki evet ya o dönemlerde ne kadar güçlü bir insanmışım. Evet. Yani evet. Onu bir hatırladığım zaman bazen ben bile hayret ediyorum. Çünkü gerçekten hiç yapmadığım şeyleri yaptım. Yani mesela dershaneden kaçıp gitmek ne demek? O zamana kadar böyle bir şey hayatımda yapmamışım. Yani evet. Yani böyle haşarı bir çocuk olsaydım işte hep kaçan işte havai falan diyecektim ki yani okey. Ama hiç o güne kadar böyle yani hiç aklımın ucundan öyle bir şeyler geçmeyen bir çocuk. Ve düşün ki bir anda işte bu işi için gazetede görüyor ve kendini o kurs saatinde orada buluyor. Bir yani evet, kimse de yönlendirmeden. Ve o evet, kararlılık. O heyecan, tutku var. Kararlılık da. Kararlılık evet. Çok önemli. Bir başarı hikayesi var aslında burada. Evet. O dönem. Aslında boş kaldığında ve buhrana düştüğünde başka şeylere yönelmeyip beklemek, aç kalacaksa da aç kalsın. Evet. O bekleme süreci işte başarı oluyor. Vallahi o sıkıntıları yaşamak, şimdi dönüp baktığında iyi ki beklemişim. İyi ki bu işe yatırım yapmışım. Yatırım derken sadece madden değil. O yatırım duygusal yatırım. O evet. Acıları çekmek, o buhranları yaşamak şimdi yüzümüzü güldürüyor. Ben de öyleyim mesela. Hı. Müzik konusunda ısrar ettim. Başka hiçbir iş yapmak istemedim. Gitmek istemedim ve belli bir yere geldikten sonra artık yavaş yavaş Allah'a şükür karnımız doymaya başladı. Sonra evet. Dediğimde demek ki o sürünmeleri ben İstanbul'da sokakta falan da yattım mesela. Gidip bir garsonluk yapabilirdim ya da gidip bir yerde yükselebilirdim başka bir işte. Evet. Ama yapmadım. O çizgide devam ettim mesela. Sizinki de aynı gibi geliyor bana. Yani o
aileye karşı da duruş olarak gerçekten aynı yani ısrarcı olmak. Evet. Bir de şey, ben seçildikten sonra tabii bunu ben yıllar sonra gizli gizli öğrendim. Ay gene her şeyi söylettiriyorsun. Kameralar kapatın. Kapatın kameraları. Buradan söylemek ne kadar doğru ama düşünün ki ailem arıyor ve Osman abiye işte kurslara katılmış Aslı durumu nedir diyorlar. De. Şimdi evet. Osman abi de zannediyor ki işte seçelim de hazırlayalım diye mi aradı gibisinden. Evet. Hani böyle torpil yapalım gibisinden. İşte şey seçildi zaten o. İşte hazırlayacağız ama tabii ne olur sınavda bilemeyiz gibi açıklamaya çalıştılar. Yok ya. Demiş annem. Ben onun için aramadım. Tam tersi seçmeyin diye aradı. Ama iş işten geçti. Seçmeyin diye aradı. Çünkü istemiyoruz biz demiş. Yani o tabii ben bunları hiç evet, bilmiyordum. Sonradan öğrendim ve şey demiş, hayır yani biz bunu değiştiremeyiz zaten seçtik. Yani bu sizin şeyinizde de olacak bir şey değil. Evet. Yani bu çocuğun isteği budur. Hazırlanacak zaten bilmiyoruz kazanacak mı kazanmayacak mı. Ama bir gerçeğin de altını çizmek istiyorum. Hani hazırlandıktan sonra da ailem hep destek oldu. Benimle evet. Sınavlara geldi. Ankara'da kapılarda benimle beklediler. Giriş sınavında iki aşamalı yetenek sınavına girdik. Evet. Ve hepsinde yanımdaydılar ve güzel, kapıda işte. Aynı heyecanı bu. Yaşadık. Tabii madem illa bunu yapmak istiyorsun o zaman ne yapalım deyip zaten hazırlanmıştım. Yanımda olmak işte bu. Yanımdaydılar. Harika. O zaman ailene de buradan sonsuz teşekkür ediyoruz. Evet. Yani gerçekten çünkü çok önemli. Karşı. Bizim asıl sorunumuz zaten bu ülkede bu. Biz sırf bir maaş alabilsin diye mesleksiz ve vasıfsız çocuklar yetiştiriyoruz. Yani mesleği olmuyor. Sadece gidiyor mesela bankada çalışsın ama yeter ki maaşını alsın. Günübirlik düşünce bu. Ama o çocuk mesleksiz sadece mesela diyelim ki işte bir yerde bir masa başında iş yapıyor. O bir meslek olmuyor aslında. O sadece bir iş, para getiren bir iş oluyor. O yüzden de çocuğu eline bir meslek alsın ve o mesleği geliştirsin diye düşünürsek daha da faydalı oluruz çocuklara diye düşünüyorum. O yüzden ailenin yanında olması işte evet. Bu günlere getirmiş diye evet. Düşünüyorum. Evet, yani. Şanslıydık da hani burada da daha oyuncu yoktu. 4 yıl sonra mezun olduğumuzda geldiğimizde evet. Belediye tiyatrosu kapısını açtı hemen. Orada oyuncu olarak başladık. Evet. Bu da büyük bir şanstı şu anda baktığımızda. Evet, evet. Bizi hazırladılar, yolladılar, destek oldular. Belediye tiyatrosu ve devlet tiyatrosu ortak evet. Olarak. Bu da büyük bir şanstı. Ben de şanslarımı şimdi farkına varıyorum. Evet, bu kadar fikir söyleyince evet, insan daha çok insan ama. Evet. Bir de şey oluyor ya şimdi iyi görüyoruz. Yani şimdi işte mezun olanlar gelebiliyor mu, rahat alabiliyor muyuz, evet. Oyuncular ne yapıyor? Yani biz şanslıydık. Geri gelmiş hemen oyunlarda oynamaya başladık. Her meslek için zor bir evet, dönem. Her meslek için. Şu an ama işte... Ya bu dönem böyle tabii. Evet. Pandemiden dolayı. Pandemi geçtikten daha... sonra inşallah her şey yoluna girecek. İnşallah evet. Yani. Sonra güzel böyle uzun yıllar geçti tabii ki tiyatroda. Evet. Ve daha sonrasında aslında yıllar içerisinde hep şeyi gördük. Sizin daha çok çocuklarla ilgili oyunlar, çocuklarla ilgili işte bizim kurumuza da Bayrak Radyo Televizyonu'nda da yıllarca yaptığınız programlar böyle çocuklara daha yönelik bir durumdalar. Evet, şöyle oldu aslında. Berete ile tanışmamda yeni geldiğim yıl, ilk yılda 97 yılında yani belediyeye başladığım anda evet. Yaşar abi şey demişti, Mehmet Kansu'nun şiir şiir programı vardı. Evet. Ve dedi ki hani şiir okumamız istendi. İşte programa konuk olarak katılıp işte her hafta bir şiir okur musunuz gibi bir teklif gelmişti Berete'den. Ben tabii zaten yeni gelmişim evet. Böyle heyecanlı. Ne güzel. Tabii dedim işte birkaç arkadaş daha başladık. Ve ben bir yıl boyunca orada o programda işte her hafta çıkarak işte bir şiiri okudum. Ve orada Nilgün Atlay'la, Tülay'la birlikte çalıştık. Nilgün Olgaçer ve Tülay'la. O programdan sonra yani 97 yılından sonra da onların yaptığı bir çocuk programı vardı. Ve çocuk programında sunucu olarak başladım. Yani benim belediyeye yani oyunculuğa başlamamla beraber Berete'de evet. Sürekli Berete'nin içinde olmam da başladı. Yani 24 yıldır tiyatrodaysam 24 yıldır da Berete'deyim. Evet. Hiç kopmadan hemen hemen. Yani televizyon ve evet. Sahne paralel gitti. Yani paralel şöyle gidiyor. Diyebilirim size. İşte Erhan
abi vardı. Erhan Yalgın, işte Nilgün Atla, Tülay. Hep değişik değişik çocuk programlar yaptık. İşte canlı program yaptık. Ondan sonra döndük yarışma programı yaptık. Çok zordu, çok emekliydi o da. Ondan sonra döndük işte okulları zaten her hafta geziyorduk. Evet. İki program birden yaptık mesela bir dönem. Sonra döndük işte meyvelerden, buradaki olan güzel meyveler gibi. Güzel meyvelerden veya işte yemeklerden işte nasıl ne yapabiliriz? İşte balık resmi yaptık, balık oluşturduk meyvelerden. Böyle bir program yaptık, evet. Masallar okuduk. Yani aklınıza gelebilecek çocukla ilgili olan her şeyi bu 25 yılda denedik, yaptık ve şeyi düşünüyorum yine... o yıllarda şey canlı yayın yapıyorduk. Düşünün BRT'de. Yani bundan 20 yıl önceden bahsediyorum. Ben çok gencim. Canlı yayın yapıyorum. 20 tane, 10 tane, 15 tane çocuk var salonda. Ve canlı bağlantı alıyoruz telefonla. Düşünün. Ve oyun oynatıyoruz onlara. Evet, çok güzel. Yani şu anda düşündüğümde BRT şartlarına baktığımda yani hani o çocuklar salondakileri idare etme. O programı götürme, siz de daha iyi şu anda biraz, bileceksiniz. Evet. Bir de canlı bağlantı, sana çocuğun ne söyleyeceğini de bilmiyorsun. Çocuk zaten istediği her şeyi yapabilir canlı yayında. Evet. Ve bir de oyun oynuyorsun onunla. Yani şimdi bak da şimdi cesaretin var mı? Şey düşünürüm yani bir. Yani acaba mı? diye. İşte o zamanın herhalde her şeye atılma, kapılma yaparım ben, yine yaparım. Yine farkında olmadan. Deli cesaret. Farkında olmadan oluşan bir olay ve yıllarca da bunu da bu programda götürdük. Tabii şimdi pandemiden dolayı biraz BRT'de çocuklarla ilgili programımız tabii biraz şey etti. Nasıl diyeyim yani çocuklarla iç içe olan bir programdı. Tehlikeli. O biraz sıkıntılı. Biraz işte masal okuyoruz. Yani yine devam ediyoruz ama işte masal okuyoruz. İşte daha farklı programlarla götürmeye çalışıyoruz. Ama benim gördüğüm kadarıyla hani mizaç olarak daha böyle sevimli, bıcır bıcır bir şey var ve uzmanlık alanı dal olarak sanki o tarafa doğru seçilmiş gibi bir durum var. O da Deniz ablanın biraz yönlendirmesi değil. Sen buna yakışırsın gibi. Sen buna yakışırsın. Şöyle oldu. Bugün Deniz ablanın kulakları bol bol çın. Bu soruyu balla kesip bir müzik arası verelim ve bu soruyu açalım. Tamam. Çocuk nasıl gelişti, çocuk olayları. Ona bir şey yapalım. About you, I think about love. Oh, darling, don't live without you and your love. If I had those golden dreams on my yesterday. I would wrap you in a heaven till I'm dying, dying, dying on the way. Feel like making love. About love. Oh, darling, if I live without you, live without love. If I had the sun and moon, they were shining. Making love to you.
said it's fine, fine, fine all the way. Feel like making love. Yeah. Şeylerin temel eğitimini aldıktan sonra bir uzmanlık dalı seçiyoruz. Mesela bizim de müzikte işte yabancı müzik yapalım diyoruz. Mesela bir yıllarca yabancı müzik oluyor. Başka da bir şey pek olamıyor aslında. Sizde de böyle mi oldu? Yani hep çocuk oyunları, çocuk programları falan gibi mi? Yoksa paralel yürütebildiğiniz mesela büyük oyunu da dramada oynayıp çocukta yapıp falan. Şimdi bu soruya geçmeden önce başka neler yaptık gibi yönetmenimiz Ziya'ya gözüm takıldı. Ve Ziya'ya bakınca biraz daha geçmişimi hatırladı. Evet, bazıları. Şimdi geldi. Kanal T'ye de haksızlık etmeyelim. Osman abiye, evet, Tolgay tabii, abiye. Tabii. Torba. Kanal T'nin ilk kuruluşunda. O da var. Osman abilerle birlikte haberleri arka ses olarak seslendirmeye başladım görüntülerin üstüne. Ondan sonra işte bir dönem hatta izinli olduğunda direkt Hakan arkadaşımız okuyordu. O izinli olduğunda ben haberleri sundum. Onun dışında Torba'da yine Ziya'yla da birlikte çalıştık. Torba'nın çekimleri vardı o dönem. Osman abiler böyle var gücüyle evet, çalışıyorlardı. Torba çekimlerini de hatırladım şimdi. Ve bayağı birkaç yılda, 3 yıla yakın sanıyorum en az, Kanal T'deydik Tolgay abiyle. Tolgay abiye de buradan selamlar, sevgiler. İlk kurulduğu dönemde bayağı emeğimiz de vardır. Böyle şey gibiydi o da. Yani sabah giriyoruz, gece çıktığımız dönemler oluyordu. Zaten haberler için hazırlık uzun süren bir süreçti. O zaman özel teknoloji de çok şeydi. Evet. O yüzden ve saatlerce uğraşıyorduk. Tabii özel televizyonlar da pek yoktu. İşte yeni açılmış ilk televizyonu zaten Torba. Değil mi Ziya'dan da alayım? İlk özel televizyon. Evet. Yönetmenimizin de yaşı çıktı. Onu bırakın, benim yaşım hep ortada. Onu düşündüm ben de yalnız. Ne kadar yoğun ve böyle güzel, daha böyle hareketli yıllar değil mi? Evet. Böyle tiyatro içinde. O dönem çok. Televizyon ben de içinde. Şanslı. Evet, çok şanslı. O dönem, evet, o dönem çok şanslı, dolu dolu geçiyordu. Yani bir taraftan işte Beret'i vardı, Beret'in çekimleri vardı. İşte oyunlar vardı. Diğer dolu taraftan dolu. Torba vardı. İşte Torba yoksa zaten haberler vardı. Yani Torba'da sürekli görev almıyorduk. İşte gerektiğinde oynuyorduk orada. O, zaten hep Kanal T'deydik. O zamanlar fuar alanının o taraftaydı. Evet. Ziya hemen başınızı aldı. Yani gerçekten bir güzeldi. Aslında bir oyuncunun en çok ihtiyacı olan şey yoğunluk, devamlı temas halinde ve kas hafızası devamlı zinde kalıyor. Ses her zaman güçlü kalıyor. Evet. Çünkü mesela biz burada konuşurken bile biraz daha forte konuştuğumuz için devamlı biz arabada gelirken mesela diyoruz ki biraz konuşalım da sesimiz açılsın. Artık konuşalım. Devamlı bir kontak var, bir iş var, biraz sahne, biraz televizyon, biraz kamera arkası falan filan derken çok bir yoğrulma değil mi? Yani zaten haberlerde ben lokomotif aslında gidiyor yani. Şimdi Mehmet abi, Mehmet Moraket ve ona da sevgiler. Buradan herkese sevgilerimizi yolluyoruz. Çalışıyoruz. Haberlerin hızlı hızlı okunması lazım. Yani girecek haberler geldi falan. Tamam ama ben neyim? Oyuncuyum ve gencim daha. Şey yapıyorum işte, buradaki A harfi uzun mu söylenir de kısa mı? Burayı baştan alalım. Yani artık illallah etmişti Mehmet Bey, elime Mehmet abi artık bıkmıştı. Çünkü ben şeyi de düşünüyorum, çünkü orada haber okuyorsun ama bir de yeni mezun olmuşsun orada. Evet. İşte düzgün okuman lazım. İşte ağzından işte açık A mıydı, kapalı A mıydı, uzattın mıydı, kısalttın mıydı o gibi. O eğitimleri boşa almadık gibi bir durum var. Şimdi hadi biraz kaybettik yani işin gerçeği o. Evet. Yıllar geçti, evet, biraz kaybettik. Yani o kadar titiz değiliz artık ama orada bir sorumluluğun var. Evet, ve evet. İnce çalışıyorsun. Havaya girme de var aslında biraz. Böyle işte keselim lütfen, bir daha alalım diye. Ama bir süre sonra şey olduk, baktık gördük yani ben sürekli kesiyorum. Falan böyle bir iş yürümeye başladı. İş yürümeyecek.
bir titizlik vardı yani. Deniz abla tabii izliyor ilk okuduğumda, ona da sonra Deniz abla nasıl okuyorum, yanlış mı söyledim, neyi, hangi harf, hangi kelime falan diye. Katil miydi, katil miydi, neydi diye ama böyle. Şapka var mı? Şapka var mı? Yabancı kelimelerde sorun var. Yani böyle bir süreçti benim için. Yani böyle kendimizi geliştirme olayında gerçekten iyiydi. Tabii karşımdaki kişiler için bilemiyorum. Onlar böyle herhalde şey, çok titiz bu kız falan demişlerdir ama böyle bir çalışma düzenimiz oldu. Şeyi de söylemek istemiyorum. Yani o dönemde bütün çalışan arkadaşlar da Kanal T'de, yani Osman abi olsun, Tolga abi olsun, hep böyle şey gibi, evleri gibi sahiplendiklerini hatırlıyorum. Evet, ve evet. Orası da bize bir ev olmuştu. Yani gerçekten çok büyük emek harcıyorlardı. Her şeyi yürütmeye çalışıyorlardı o şartlarda. Gerçekten bize bir ev gibi olmuştu orası. Çalışıyorduk zaten, ama yani aşkla sürekli. Yapılmasaydı evet, o torba da torba olmazdı. Evet. Herkes bir aşkla yaptığı için. Torba dediğimizde, evet. Torba diye söylemezdik. O evet, torbaya, evet. Kanal T'ye de verdikleri, yani torba artık Kanal T'nin bütün şeylerle ilgileniyorlardı. Reklam okuyorduk mesela, seslendiriyorduk, ne gerekirse yapıyorduk yani. Peki şöyle bir şey var, mesela Asu hadi bunu da yap, Asu hadi buraya gel. Tamam, her işe tamam. Koşan bir şey var yani, ortada. Yani yeri geldiğinde yormadı istendiği sürece... Yormamış o dönemler. Bilmiyorum vallahi, yormamış yani. O dönemlere baktığımda yormamış. Yani o yoğunluk çok güzel. Bir de şey, gençsin ya. Açıkçası... Zaten bağlantın da yok. Yani evet. Evli de değilsin o dönemde. Evet. İşte zaten evet. iş yapmak istiyorsun. Bir şey evet. Üretmek istiyorsun. Evet. Yani biz kesiyorum. Bizden örnek vermek gerekirse, bu pandemi girmeden önce mesela 6-7 gün haftanın her günü çalıştığımız oluyordu. Geri evet. dönüp baktığımda ben o yoğunluk ve o çaba, o hep böyle bir şeylerin içinde olmak çok güzel bir şey aslında. Evet, boş kalınca çok. Acı çekiyorsun. Evet, bu sefer boş kaldığında bir kocaman bir boşluğun içindesin. O hareket ve o tempo çok güzel. Evet, siz evet. de çok şanslıyız. Yani ben ne yapıyordum? Ben dinledikçe kıskandım yani açıkçası. Yani o dönemde nasıldı? Şimdi tabii böyle konuştuk, sonra hatırlıyorum ben de. Mesela provadan, sabah provam olduğunda provadan çıkıyordum, eve gidip giyinip veya alıp eşyalarımı tiyatroda hazırlanıp öğlen aramda çocuk programı için çekime gittiğimi, oradan çıkıp yemek yemeden tekrar üstümü değiştirip provaya girdiğimi hatırlıyorum. Evet. Yani bu kadar yoğun bir şeydi ve BRT'de böyle hep ayarlarken de işte aman şunu, programı bu saatte yapalım, şey edelim, işte bana uygun saat budur. Yani bu şey değildi, nasıl diyeyim size... bana uygun saatte yapalım şımarıklığı değil. Bu evet. benim zaten kalan sürem bu. Bu yani. Zaten evet. Bu zaten. Ve ona da denk gelirdi. Ayarlamaya çalıştık tabii uzun süreler. Zor da oldu tabii. Çünkü başka bir çekim yapıyorsun. Provalarını aksatamazsın. Güzel yani böyle çok abi. Yoğun bir dönemdi. İşte işini sevmezsen bunu yapamazsın. Evet, bence. Çocukları da sevdim sanıyorum ki bu fedakarlığı araya, yani çocuk programı girdi. İçin. Evet. Nasıl oldu onu da hemen şey edeyim, sormuştunuz. Evet, ben sorumun kısaca... cevabını aldım bu arada. Ben sorumun cevabını aldım. İkisi de demek ki aynı evet. şekilde yürüyormuş demek. Yürüyor. Ağırlık hani çocukta mıydı diye merak ettim ben. Çocukta şu şekilde oldu ağırlık. Deniz abla gençlik merkezinde çocukları çalıştırıyordu o dönem. Bana yardımcı olur musun dedi. Mezun olduğum dönemde ben hemen Deniz ablayla gençlik merkezinde çocuklarla da çalışmaya başladım. Cumartesi günleriydi. Uzunca bir süre onunla gittim. Hatta başka derneklerde de Kayat'ta falan da çocuklarla çalışmıştı. Evet. Ve o dönemde başladım ama... Bırakmadım. Nasıl bırakmadım? Çocuklarla çalıştık sonra farkları gördüm. İnsanı tanıdım. Yani nasıl oluyoruz, neler hissediyoruz? Bu sefer döndüm dedim ki yani ben bir şey yapıyorum ama benim eğitimim ne? Baktım gördüm çocuklar adına da bir hata yapmamak için. Yani çünkü çocukları bir şekilde yönlendiriyorsunuz. Evet. İşte onlara nasıl dokunmam gerektiğini, işte başını dokunduğunda ona güven hissi verdiğini, bu tür şeylere ince ince okumaya, öğrenmeye başladım. Ne güzel. Evet. Yaptığın işe verdiğin değer aslında. Hani evet. Yapıyorum zaten. Çok da güzel gidiyor. Ne gereği var diye düşünmeyeyim. Evet. Yani evet. Sadece o çünkü... işin ilmini de öğrenerek tam anlamıyla işte evet. bunun adı liyakat oluyor. Liyakatlı bir şekilde o işi yapmak, o işi hakkını vererek yapmak için altını doldurmamız lazım. Evet. O eğitimi alayım da aman şimdi bir laf gelir, bir söz gelir. Acaba bu çocuklarla iş yapıyor, bunun şey pedagojik eğitimi var mı? Çok bir de diye belki de. Durum. Değil mi sanki? Yani aslında onu çocuk çok düşünmedim. Yani şey olarak, yani hani biri bana bir şey der miden çok, ben çocuklara acaba yanlış bir yönlendirme yapar mıyım?
Ben öğrenmeliyim bunu, bilmeliyim. Evet, çünkü hani ben bu konuda bir şey yapıyorsam sırf yapmış olmak için yapmayayım. Yararlı olacaksam yapayım. Ki o dediğinizde var yalnız. Çünkü nasıl var? Yani insanlar anlamadıkları işlere dalıyorlar. Her şeyi çok iyi bilir gibi de yapıyorlar. Tabii ki yani benim çocuğum yani... şimdi bizi izleyen de bir yani bir veli de aynısını düşünmüştür eminim. Ve hani ben çocuğumu buna emanet ediyorum ama acaba bunun gerçekten eğitimi var mı? O doluluğu var mı? Yani tiyatrocu ama işte çocuk hakkında ne bilir? Yani yaratıcı drama veriyor ama nedir yani okuduğu nedir? Çocuktan anlar mı? Çünkü herkes verebilir mi? Bunları bence artık ailelerde sorması gereken sorular bunlar. Hele günümüzde. Kesinlikle. Ben bunu aslında bu şekilde düşünmeden daha böyle yardımcı olayımla başlayayım. Evet. Ama şu anda dönüp baktığımda tam dediğiniz noktaya gelmiş durumdayız. Bir güven vermiş bu da dolayısıyla. İnsanlar da çocuklarına emanet etmişler. Ya evet şeyde demek. Tiyatromuzda da çocuklarla ilgili çalışmalara da devam ediyoruz. Küçük yaş gruplarım da var. Yine anlayacağınız Deniz Abla'nın sayesinde bu çocuklarla ilgili maceram da başlamış oldu. Ve tabii ki Berete'deki... Tülay'ın, İlgün Abla'nın, Eren abinin hepsinin katkılarıyla onlar da çok yardımcı oldular. Yani şey gibi hissediyorum yani gerçekten eğitilerek büyüdüm ama emek harcadım da yani. Gerçek anlamda emek harcadım. Böyle birazcık toparlamak istiyorum. Evet. Sona doğru giderken sormak istediğim şeyler de var çünkü. Bu programcılık dedik ki işte bu pandemiden dolayı çocuk programlarına ara verildi ama şu an Defboşa Türk Belediyesi'nin sosyal medya hesabından yürüttüğün bir programın da var aslında. Evet. Yine evet. Programcılığı bırakmadın, sunuculuğu bırakmadın. Vallahi evet. Daha ciddi, daha da böyle yani ciddiyeti olan da bir program. Dedim ki bu sefer de farklı bir... Şimdi o tamamen... Onu da söyleyelim buradan seyircilerimiz izlemek istiyorlarsa eğer perşembe nasıl günleri... Nasıl ulaşacaklar? Evet, perşembe günleri saat 9'da... Evet. Defboşa Türk Belediyesi Facebook sayfasında başka adında bir program sunuyorum. Çeşitli konularda. Çok çeşitli konularda. Adı da o yüzden başka olmasını çok seviyorum. Çünkü gerçekten başkayız. Yani böyle ansızın yayın yaparken kapı çalar, işte komşumuz girer, börek getirmiştir, kapıyı açarım, telefon çalar falan. Başkayız yani. Herkes yok, biz çok doğalız. Yani her şey olabiliyor. İnsanlar da bunu seviyor artık yani. Yapacak bir şey doğru, yok yani. Evet, mesela geçen gün bir konuğumun adını hep doğru söyledi. Nasıl olduysa yanlış bir isim söyledim. Gizem dedim. Gözde diyeceğime Gizem dedim galiba. Dedim biz başkayız. Bakın ben yanlış söylerim. Nasıl toparlıyor? Başkayız yani. Olacak yani. Bu tür şeyler oluyor. Evet. Bu başka da yani başka program çıkışta şöyle oldu. Biz pandemi döneminde biliyorsunuz tiyatrolar mı sizin gibi. Evet. Yani durdu, yapamadık. Her şey oyun durdu. Oyunlarımızı sahneleyemedik. Hala daha da zaten evet çok büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Durduğunda biz tiyatro olarak sormaya başladık. Yani biz ne yapabiliriz? Evet. Ne üretebiliriz? Evet. Nasıl halkımıza ulaşabiliriz? İşte online çocuklarla ben mesela masallar yaptım. Onları seslendirdik, görüntülü koyduk. İşte küçük bir masalı canlandırdık, bizimle çektik film gibi. İzel'le beraber yaptığımız bir şeyler de vardı galiba değil mi? Masal olarak. Kiminle mi? İzel'le beraber masallar da seslendirdiniz galiba. Evet hepimiz şeyleri seslendirdik. Hepimiz oyuncular olarak masal okuduk. Evet çok onları güzel hepimiz. Yaptınız. Belediye tiyatrosu olarak. Bunları evet yani ne yapabiliriz? Çünkü biz sanatçıyız sonuçta. Yani tamam oyun oynayamıyoruz ama bir şey üretmemiz lazım. Bir çözüm bulup lazım. Ulaşmanız gerekiyor. Evet, duramayız. Bunu düşündüğümde dedim ki ben 4 haftalık bir program yapmak istiyorum. O dönemde de böyle psikolojik sorunlarımızın tam arttığı, tam pandeminin esas böyle içine girdiğimiz, evden çıkmadığımız günlerdeydik. Dedim işte psikolog Kuzey İmam Balıkçı vardı sağ olsun ona söyledim. 3-4 program bizimden katıldı. Hatta daha fazla programda o da oldu. Psikolojik konuları aldık, Covid'i inceledik. İşte sürekli değişik konuklar almaya başladı. 4 hafta doldu ne oldu? Sonra? Dedik ki ya bitirecektik. Yok dediler bitirmeyin çok çünkü güzel. Gayet iyi gidiyor. Dönüşler oluyor bize işte doktor isimlerini isteyenler işte çok yardımcı olduğumuz teşekkür edenler işte özelden gelen bu soruyu sorun diyenler falan. Ne dedik güzel. Ya yani bir şeye ulaştık demek ki bir şeylere dokunuyoruz. O zaman 1,5 sene oldu. 4 programla başladık. 1,5 İnşallah sene oldu başka gitmez. Devam ediyor. İnşallah Perşembe günleri 9'da Facebook sayfasında. Bu arada Sim TV'de o dönemde tekrarlarımızı alıp kanalında yayınlıyor çok programımızın güzel. Tekrarları da orada. O kadar çok konuşacak şey var ki. Evet. Yani inanın sayın seyirciler...
ki yani ufacığını konuştuk. Ben de evet, çok evet. konuşuyorum. Ama hayır, olur mu öyle şey? Çok güzel, çok zevkliydi. Maalesef evet, evet. yavaş yavaş sonuna geldi. Yani sanki böyle devam etsek 3 saat daha evet. devam edecek gibi. Evet. Çok teşekkür ederiz. Yani, maalesef ama vaktimiz doldu. 45 dakikaydı. Bunu saymadık ama bak söylüyorum yani. Bunu saymadık. Bu arada yani ben şeyi de söyleyeyim. Ben bazen kendi programımda da konuşuyorum. Sonra diyorum acaba konu konuştu muydu acaba? Yani ben çok mu konuştum deyip böyle bir duraklıyorum. Yok sanırım dengeli şekilde hepimiz konuştuk evet. diye düşünüyorum. Güzel çok oldu. Çok keyifliydi. Çok evet. teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ufak bir mesajın varsa burada bizi izleyenlere onu da alalım. Yani şöyle söyleyeyim. Ben çok heyecanlandım aslında sizlere konuk olurken. Hem sizi çok beğeniyorum, çok yakıştırıyorum. İkinizi, birbirinizi, programınızı çok seviyorum. Güler yüzlü enerjiyle giden bir program. Bir de ayrıca Berete'de olması da, Berete'de konuk olmak da benim için ayrı bir değerdi. Ziya'nın yönetmen olması, böyle eskilere de gittik. Benim için çok değerli aslında. Onun altını çizmek istiyorum ve Berete'deki bütün yönetmenlerime de buradan 3 tane bugüne kadar bana destek olan tüm Deniz Abla'dan tutun herkese teşekkür ediyorum. Çok biz de güzel. Teşekkür ediyoruz. Biz de çok teşekkür ediyoruz Kırmalı'nın için. Tekrarını yapmayı şimdiden sözünü alalım. Biraz arada yani. Gitsin, zaman girsin. Belki ben sizi yeni konuk ederim. Hiç belli olmaz. Tabii. Çok isteriz. Biz bayla başkayız. Bayla. Herkesi konuk ediyoruz. Böyle bir şarkılı, türkülü, eğlenceli tabii, bir zaman, program. Neden olmasın? Her zaman. O zaman ufak bir, yani küçük bir şarkıyla daha veda edelim. Sağlıklı, güzel bir günde tekrardan görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Tonight, 'cause my feeling is just alright as we dance by the moonlight. Can't you see all my daylight? And lady, I just feel like I won't get you out of my mind. I feel love for the first time. And I know that it's true. I can tell by the look in your eyes. In your eyes. In your eyes. Oh. Lady, hear me tonight. 'Cause my feeling is just alright as we dance by the moonlight. Can't you see you're my daylight? Lady, I just feel like I won't get you out of my mind. I feel love for the first time. And I know that it's true. I can tell by the look in your eyes.